Arkadaşlar merhaba. Bugün de tese, yani yıkanmış tese örneklerinde spermi nasıl topluyoruz? Bununla ilgili bir video çekmek istedik. Tese örneklerinde tabii sperm sayısı çok fazla olmuyor. Dolayısıyla samanlıkta iğne aramak gibi düşünebilirsiniz. Çok kolay bir iş değil. Saatlerce sperm arıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Sperm örneğini hazırlamıştık. Petri'ye dökmüştük ve üzeri yağlamıştık. İnkübatörde şu an bekliyor. Bunun için belli mikropipetler kullanıyoruz. Bu mikropipetleri biz X'de de kullanıyoruz aslında. Ama bunların çapları birbirinden farklı. Biz tese örnekleri için biraz daha görece kalın çaplı mikropipetler kullanmayı tercih ediyoruz. Bunun sebebi de özellikle tese spermlerinde boyunda sitoplazmik droplet görme olasılığımız çok yüksek oluyor. Bu da dolayısıyla spermin pipetin içine girmesini, eğer pipet de ince ise, zorlaştırabiliyor. Dolayısıyla biz X'de de kullanabildiğimiz ortalama 5-6 mikrometre çapındaki X pipetlerimizi bu işlem için kullanabiliyoruz. Pipetimizi taktık. Ayarını yaptık. Şimdi test örneğini çıkaracağız ve spermleri toplamaya başlayacağız. Evet, bu iyi bir test örneğiydi. Sperm sayısı da oldukça iyiydi. Bakın, hareketli spermi de görebiliyoruz burada. Şurada yine hareketlenmiş spermler var. Oldukça da iyi hareketleri, güzel bir örnek. Tabii bunun yanı sıra immotif spermler de var, hareketsiz olanlar. Bunların canlı olup olmadığından emin olmadığımız için onları tercih etmiyoruz. Pipetimi indirip hareketli spermlerden birine nasıl aldığımı gösteriyorum. Bakın, yavaş bir şekilde çektim pipetin içine ve şimdi bu spermi PVP'nin içerisine getiriyorum. PVP'nin içerisine indiriyoruz pipetimizi. Yavaş bir şekilde aldığımız spermi bırakıyoruz. PVP yoğun bir ortam olduğu için hareketi yavaşlayabilir. Bu çok normal. Spermi alıyoruz. Daha sonra kolaylıkla bulabilmek için, çünkü hareket eden spermler PVP içinde yüzebiliyorlar ve kaybolabiliyorlar. Rahat bulabileceğimiz bir tepe noktasında spermi bırakıyoruz. Tabii bakın, hareket ettiği için kaybolma ihtimali olabilir. O nedenle biraz daha yukarıya doğru bıraktık. Şu şekilde X öncesinde rahat bulabilmeniz açısından önemli. Güzel bir sperm. Sitoplazmik dropleti yok. Tese için oldukça güzel bir sperm. Evet, spermlerimizi topladık. Bu güzel bir tese örneğiydi. Spermlerin morfolojileri de oldukça güzel. Biraz büyütüp bakabiliriz. Oldukça güzel morfolojili spermler tese için, teseye göre. Ama bu hastamızın zaten endikasyonu tıkanıklık kaynaklıydı. Dolayısıyla böyle beklentimiz vardı zaten sperm sayısı ve morfolojisiyle ilgili. Oldukça güzel. 9 tane yumurtamız vardı. 9 tane yumurtaya da 9 tane sperm gerekiyor mikroenjeksiyon için, ama ben yaklaşık 15 tane sperm topladım, çünkü bazen X'de sorunlar olabiliyor, sperm kaybolabiliyor, dolayısıyla hep fazla topluyoruz. Ve birazdan da bu spermi inkübatöre kaldıracağım, yaklaşık 15 dakika sonra da mikroenjeksiyon işlemini uygulayacağım. Evet, şimdi spermlerimizi topladık, yumurtalarımızı ayıkladık, hazırladık, yaklaşık 9 tane X yapabileceğimiz, mikroenjeksiyon yapabileceğimiz yumurtamız var. Bunun için iki tane pipet kullanıyoruz. Bir tanesi holding pipeti, biri de X pipeti. Holding pipeti, soldaki pipet, yumurtayı sabitlemek için, tutmak için kullanıyoruz. Sağdaki ise demin zaten spermleri toplarken göstermiş olduğum X pipetinin aynısı. Yine kalınlığı 5-6 mikrometre. Özür dilerim, çöpü 5-6 mikron bu pipeti. İkisiyle beraber X işlemini uygulayacağız. Birazdan başlıyoruz. X'e başlamadan önce ilk olarak PVP'nin kenarına odaklanıyoruz ve X pipetimizi indiriyoruz. Burada pipetin içerisine biraz PVP almamız gerekiyor.
Çünkü daha kontrollü bir şekilde spermleri ancak bu şekilde pipetin içine alabiliyoruz. Spermlerimizi gördüğünüz gibi topladıktan sonra bu şekilde dizmiştik. Bunlar arasından seçim yaparak yumurtaya gideceğiz. Daha önce hareketlerini biraz bloke etmek adına kuyruklarını kırmıştım. Kaybolmamaları için. Tekrar bir kez daha kuyruğuna bir darbe vuruyorum. Ve spermi pipetimizin içine alıyoruz. Şimdi yolculuk yumurtaya. İlk yumurtamızı bulduk. Holding ile sabitledik. Şimdi polar cisimciğini de gördük. Hemen size de göstereceğim. Bakın yukarıda polar cisimciği var. Hemen üst tarafta. Bunu saat 12 yönüne alıp saat 3 ila 4 yön arasından iğne ile gireceğiz. Amacımız X'i mümkün olduğunca hızlı yapmak, yumurtaya yavaşça girmek, spermi yavaşça bırakmak ve işlemi çok hızlı bir şekilde bitirmek. Evet, 9 yumurtanın 9'una da X'i yaptık. Şimdi kendi kültür solüsyonunun içine aktardım ve inkübatöre kaldırdım. Artık yarın döllenmeleri kontrol edeceğiz. Döllenmelerden sonra ikinci gün bölünmeleri, üçüncü gün bölünmeleri, embriyoların gidişatına göre transfer gününe karar vereceğiz. Bunlarla ilgili, süreçle ilgili başka bir video çekeceğiz. Çünkü burada anlatırsak konuyu dağıtabiliriz biraz. Umarım faydalı olmuştur. Konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen videonun altına yazın. Cevaplayalım. İlginiz için teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin.